Önce bir anksiyetem var. Anksiyetem değil ama görmediğim yerlere görmek istiyorum ve artık yani Roma'ya ve Milano'ya bayağı bir gitmiş oluyorum. Çok en çok gittiğim yerler ama hala görmediğim bir sürü yer var. O yüzden ben aslında Roma'ya Londra vizesine başvurduğum için biliyorum. Gideceğim vize başvuru yeri orada. Ama ablam da Roma'da şu anda. O yüzden iki gün hem onunla kalıp hem de Roma'da gezeceğim. Benim de bu kadar çok Roma'ya gitme sebebim arkadaşlar, ben İstanbul'dan Roma'ya uçup öyle geliyorum okulum olduğu yere genelde ya da işte böyle bir iki saat tren yolculuğu yapmam gerekiyor. O yüzden Roma'ya çok gidiyorum zaten oradan uçtuğum için. Buraya gitmişken görmediğim hala birkaç yer olduğunu fark ettim, o yüzden oraları gezeceğim. Böyle İtalya'daki yerleri değerlendirdim. Bana çok mesaj atan var, İtalya'da okuyacağım, ne öneriyorsun, şudur budur diye. Böyle beraber İtalya hakkında konuştuğumuz bir podcast falan da çekebiliriz. Evet arkadaşlar, kahvaltı tiramisu'yla yapma kararı aldım. Roma'daki en sevdiğim yere gideceğim şimdi. Onun dışında da vallahi ne yapacağımı tam olarak bilgim söylenemez. Neyi? Yine bir kutlama var orada, çözemediğim ama. Burada film festivali varmış ve biri bana bu John Depp'in buraya geleceğini söyledi. Öyle bir şey varsa peşindeyim. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bir yıl önce 2 Ekim'de şu adamı görüp vlogumda şey demiştim. Bu adamın kim olduğunu biliyor musunuz? 2024'ün en yakışıklı papazı. 2025'inki de bu olmuş. Daha yakışıklısı yok mu? Galiba olacak iş değil. Harbiden. Mail adresini buldum, Google'a yazınca internet sayfası var, haberiniz olsun. Ayayı seviyorsan arkadaşlar. Sendin bayağı kötü. Tam patat değil de diğeri. Geldik. Ben şurayı çeksene. Sarem çektim. Güzel bir yere benziyor. Şu tutuşan elleri sevdim. Bunlar çok tatlı. Tutuşan eller güzel. Ben de bunları beğendim. Bakayım. Şu iki tane kırık iki birleşim tabak da çok güzel bak. Sarecim o ünlü bir şey spot. Sare bak, senin anlattığın şey o. Altın tozuyla yapıştırılma meselesi. Aa. Kalbe yapmışlar. Aa evet. İçerisi nasıl baharat kokuyor, keşke buradan size koklatabilsem. Yaşlı kamburu binine çıkıp birazdan bana büyü yapacak gibi hissediyorum. Ben Milka, ben Kinder Bueno yiyeceğim. Hayatta en sevdiğim.
Beyaz çikolata şirketi. Evet, biraz benim. Burası hakkında garip bilgilerim. 12 tane tiramisu denedim o zaman. Her seferinde farklı bir şey deneyeceğime söz vermiş ama yine aynı şeyi söyledim. Ne yapmalıyım? Benimkini denem. Evet. Bontili, Twix'li, Milka kukili, her çeşit snack'li denedim, Mars'lı. Onların hepsini yedim. Mars bence çok aşağılık bir şey. Evet. Ama içinde peanut butter gibi güzel oluyor. Butter. Butter. Bir salamağım ya. Dayım. Şansıma bu zamana kadar geldim, en kötüsünü yedim. Keki bayattı ve kreması çok azdı. Normalde hayvan gibi krema koyuyorlar. Bir tanesini bitiremiyordum ve şu an ikinciyi söyledim. 10 üzeri. 6 veriyorum bu sefer. 4 tane. O kadar ya. 4 metre. İstanbul'da bu kötü bir yerin tiramisu. Evet. Ben size söyleyeyim. Hayır ya. İncirli'de dershanenin evet, altında tiramisu yemeye gitmişsin yani. Öyle. Abartıyorlar. Güzel bir tiramisu. Bu sefer şansımıza kötüydü. Hareket sürekli orayı över. Ama manzarası güzel. Ama oturduk iyi oldu. Bir Nur'a... Bir Nur'a Maya. Bir numaraya... Twix'liyi koyuyorum. 2 numaraya beyaz çikolata çileği koyuyorum. 3 numaram daha yok. Ötekileri beğenmedim. Bunti yakmıyor. Nutellalı yiyebilirsiniz ya da klasiğine. Roma'ya gelecek varsa yakın zamanda gelmesin arkadaşlar. Her yer tadilatlı. Bütün tarihi yerler. Bütün o Trevi çeşmesi bilmem ne. O yüzden not the vibe yani aslında. Her yerin tadilatta olması çok canımı sıkmaya başladı. Burası da Pantheon binamız. İki kere falan içini gezmiştim buranın ama ne kadar kalabalık olduğunu görüyor musun? Dilek mi gerçekleştiriyor? Bir dakika, nasıl duruyor harbiden? Neyin üstünde duruyor? Bilmiyorum, ayakları bir şeye bağlı. Dilek mi gerçekleştiriyor bu? Üç tane dilek istesem yapacak mı? Kime yaptı onu? Ötekine. Aa! Sana göz kırpıyor. Türkçe bilir. Aa! Nereden biliyorsunuz? Abi sen yapay zekayı her dili biliyorum ben. Abi nerelisin ya? Nevşehir'den geldiğinden buraya İtalyanları. Antep. Aa, Antep'e bayılırım. Yok, inanılmaz. Abi nasıl havada duruyorsun? Meselelenmez abi. Meslek tabii. Abi peki nasıl düştü tam olarak Roma'ya? Bu şekilde lafla. Önümüzden kaçtım geldim. En iyisini yaptın. En iyisini. Yeni bella. Come here. İngilizce. Görüşürüz abi. Pantheon'un önüne geldim lambacında. Türk çıktı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Antepli lambacı. Duydun mu? Ne? Dayı cin Türkçe biliyor diye bağırdı bir anda adamın yüzüne. Bir dakika, dilek çektim. You can do it. Thank you. Zaten sağ ol kanka. Teşekkürler hayatım... Antepli lambacına. Ya açın şunu. Aynen. Yalan. Böyle bir yere geldik. Neydi buranın adı? Palazzo Athens galiba. Sorry. Acaba önceden burada ne yapıyorlardı? Ne zaman böyle tarihi bir yere gelsem şeyi merak ediyorum. Önceden burada kimler yaşıyordu? Tamam, hani yazıyor işte önemli kişiler yaşayan ama böyle mesela orada da bir mutfak takımı falan var mı? Mesela Vatikan Müzesi'nin gizli arşiv falan var ya. Acaba neler var içinde? Burada çok suratsız bir ablamız var.
yemeğe 45 dakikamız kaldı ve hala çok tokuz. O yüzden burada belki TikTok'ta falan görmüşsünüzdür. En büyük Zara var, Avrupa'nın en büyük Zara'sı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir şey mi alacağım, bir şey mi var? Hayır ama yani bir görmüş olalım. Yani ne olacak? Hem dolanmış olalım hem de şu tremusları yakmam, biraz yok etmem lazım. Hiç aç değilim ve o pizza için çok heyecanlıydım. Bildiğiniz üzere hem Twix hem Milka Cookie'li tremusu yediğim için kolay kolay yok olacaklarını düşünmüyorum. Gezi arkadaşlarıma puanım 3. Evet. Bana kaç puanınız? Eksi 2 falan tremusudan sonra. Ya gaye. Güzel bir tremusu. Bayağı. Bahsettiğim Zara buydu arkadaşlar. Böyle kocaman bir bina. Sadece Zara. İkonik diyebilir miyiz? Gayet akış bence. Arkadaşlar böyle bir Zara. Kaç katlı burası? 1, 2, 3, 4. Sonsuzluk ama. Geldik. TikTok bu pizzacıyı çok övüyordu. Ve benim gezi rehberim TikTok. Yani bir yere gelmeden önce her yemeğe, her gidecek yere TikTok'tan bakarım. Ve hiçbir zaman beni yanıltmadı. O yüzden bu pizzayı çok merak ediyorum. Roma'da bir tane böyle aşırı alakasız bir yerde bir pizzacıya gitmiştim. Böyle 20 dakika arabayla. O çok güzeldi ama çarşıda bu pizzacıyı çok duydum. O yüzden merak ediyorum. Puan diyeceğim. Suple. Deneme videosu istiyorum. Kesebilir miyim? Bundan çok kötü. Bir sürü var. Start. Alabilirsin. Bunu patlatıp böyle yayıyorum. İtalya'da yediğim en iyi pizza bu olabilir. Çok övüyorlardı zaten bunu. Çok güzel. Ben bayıldım. 8 veriyorum ona. Biraz odaya gidip 15 bin adamın yükünü azaltma vakti. Bu vücut buna alışkın değil çünkü. Bir yere gideceğiz diye çıkmıştık ama gidecek bir yer bulamadığımız için şu an bu şekilde dolanıyorum. Bu da ben. Kimse benim fotoğrafımı çekmiyor. Teyze niye bu kadar bana saydı hayatta anlamadım. Vanilyalı makaron da yiyebilirim, çok severim. Karamelli sebze. Vanilyalı? Karamelli sebze daha iyi. Tamam. Her zaman dondurmacıda en çok biteni alırım. Demek ki bir bildikleri vardır insanların. Mango yemem. Limon yiyebilirim. Bakalım. Hazelnut, hayır. 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 Coconut and... Yes.
Is it rose? Yes. Bir şey söyleyeceğim. Dondurma harbi çok iyi. Hayal kırıklığı. Böyle daha iyi olmuş biliyor musunuz? Şuradan elini kaldır fotoğrafı. Tabii suyu falan yok. İğrenç ama insan... Sarı parayı normalde kutu koymuşlar. Tamam mı? Parayı oraya atıyor. İnsanlar da bize bakıyor. Bak buraya gittik. Buradan falan şöyle. Yine var mı 5 kuruşumuz falan burası adam? Evet. Burası Roma'da geldiğim ilk kafeydi. Duygusal. Kahve de içebiliriz. Ne oldu bimberi ya çocuk bana. Değil mi? Ankara'daki bara da götür. Artık benim odaya gitme vaktimdir. Yarın sabah 10'da vize randevum var. Ne? Vlog çekiyorum. Yarın sabah 10'da Rize... Rize. Rize. En Rize. En çay dans çay. Gidelim yani. Rize'ler kapatın. Şansımıza. Neyse arkadaşlar yarın vize... Of daha ye. Sürekli zorbalayan bir insan mı ablayı? Bir insan ablayı... Bugün bana yaptıklarını anlatır mısın? 15 bin adım atmayın. Bugün, zeka seviyem ne? Bugün bana yaptıklarını anlat. Ne yaptım? Abi birine ödemim var dedim diye vatan ya. Ödemin mi? Konuşamıyorum. Ay adamlar bana baktı. Arkadaşlar. Sabah kısacası erken kalkacağım. Olabildiğince az kelime kullanarak size durumumu açıklamaya çalışacağım. Yarın ben erken kalkmak. O yüzden şu an odaya dönüyoruz. Bakalım. Yarın umarım bu kadar yağmur yağmaz. Allah'ım ne kadar güzel bir gün bugün. Ama ben bize randevuma geç kalıyorum. O yüzden ne sizinle beraber hazırlanabildik ne de bir şey çekebildim arkadaşlar. Şükür randevuma geç kalıyorum. Hadi bismillah diyerekten bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi mutlu mutlu vizeme başvurdum ama olana bakın. Pantolonum yırtıldı oturup kalkarken. Bunun olacağı belliydi. Niye bu ışık? Pantolonum yırtıldı yani. Odada da kimse yoksa odaya da gidemeyeceğim. Ne yapacağım böyle? Ben vizeciden çıktım ama ablam var da Vatikan'a gitti. Ben de Vatikan'a iki kere gittim müzesine. Bir kere daha çok büyük bir yer gezmek istemiyorum. O yüzden bir süre tek başıma takılacağım. Kahvaltı etmem lazım. Pantolon almam lazım bildiğiniz üzere. Bu pantolon da arkadaşımın da. Şimdi onu arayıp bir açıklama yapma zamanı. Allah'tan önü yırtıldı. Arkası yırtılsa ne yapacaktım mesela. O yüzden pantolon da bulmam lazım. Bu şekil bakalım. Arkadaşlar kendime... Pantolon bulabildim çok şükür. Yırtık pantolonuma veda etme vakti. Ama bunu nerede değiştireceğim? Zara'da çok kabin sırası vardı. Starbucks'ın tuvaletinde değiştirsem. Yani. Hala kahvaltı da etmedim. O yüzden kahvaltı etmeyi görüyorum bir yandan da. Burada yine bir şeyler oluyor. Neyse. Kahvaltı etmeye gidiyorum. Bugün uzun bir süre tek başımayım. Vakit geçirecek bir şeyler bulmalıyım. Oturduğumda biraz onlara bakacağım. Şarjım da az. Ne yapacağım bilmiyorum. Neymiş? Yeni favorim şu. Ice brown sugar oat shake espresso. İsmi hiç güzel bir vibe vermiyor biliyorum ama tadı çok güzel. Thank you.
Ya gerçekten böyle insanlar bana sanki film karakteri de dışarıda böyle bir şey çekiliyor da onu çekiyorlar gibi geliyor. Hani, tamam. Mesela ben bunu yapsam kendimi çok kasıntı hissederim. Bir kafeye gelip, hele Türkiye'de, hatta Starbucks'a geleceğim. Kahve içerken kitap okuyacağım. İnsanlar bana böyle garip bakar gibi hissediyorum. Ya da Twitter'a düşerim falan gibi hissediyorum. Sanki garip bir şeymiş gibi hissediyorum. Niye öyle bilmiyorum. Ama yani ben hiç görmedim yani. Burada bu çok var. Şimdi bu işte Avrupa'daki insanlar böyle, Türkiye'deki insanlar böyle. Vallahi ayrımcılıktan demiyorum. Hani anlayamıyorum yani. Burada Türkiye'de ben görmedim yani. Çok azdır. İş yapan çok vardır Starbucks'ta falan mesela böyle bilgisayar başında. Ama kitap okuyan görmemişimdir. Bir kere çok kalabalık olur, şey olur. Hani rahat bir ortam da değil ama kadın gelmiş romanın ortasında. En işte merkezi Starbucks'lardan birinde. Bacaklarını bağdaş kurmuş. Kitap okuyor yani. Garip gelmiyor mu? Ya ben bunu yapsam sanki itici durur gibime geliyor. Herkes şey diye yorum yapar gibime geliyor. Tamam kanka, en doğal sens. Ama burada insanlar yapınca çok hoşuma gidiyor. Şimdi mesela benim de yapacak bir şey var. Keşke hem de bir kitap bir şey olsaydı ya da bilgisayarım falan yazdım. Uğraşacak bir şeyim olsaydı. Telefonum şarjda az, vlog çekemiyorum. Bir de ben böyle verimsiz, yani dışarıda bile verimli olan insanları görünce biraz böyle bir kendimi kötü hissediyorum. Niye bilmiyorum. Kompleks falan herhalde. Kendimi şey yapmaya zorluyorum. Norveçli ablamızı ve burayı terk ediyorum. Çünkü şarjım %3 kaldı. Kendime bir Apple bulup zorla orada telefonu şarj edeceğim. Bu arada kötü bir haber daha. Pantolonun arkasına da bir şey bulaşmış. Şu an kendimi daha da gösterip rezil etmek istemiyorum. Pantolonu da değiştirmeye üşendim. Ay salın ya. Ay bazen salacaksınız ya. Çok da milletin umurunda sanki benim fermuarımın kenarı yırtılmış. Yok papama bir şey bulaşmış. Bakmayın kardeşim. Yani ben mi düşüneceğim her şeyi de ya? Ve bu ara kendime bir kural, en azından bir yaşam tarzı koymaya karar verdim. Para biriktirmeyeceğim ya. Bakın size bir şey anlatacağım. Ben böyle gerçekten para yani param varsa o an harcamayı severim tabii. Kim sevmez parası olunca harcamayı ama ben daha şöyle bir insanımdır. Hani kısacası tutumlu bir insanımdır. Çok boşa para harcamam aslında. O yüzden mesela bir şey alacağım zaman biraz da etrafa bakıp sonra alırım falan derim. Paramı tutarım. Abi o parayı ne zaman tutsam boş bir şeye mi gider ya? Bakın boş bir şeye mi gider her seferinde o paraya? Burada size anlatmıştım. Otobüslere akbil gibi değil. Basıp binemiyorsunuz. Bindikten sonra bilet kontrolcüsü varsa kontrol ediyor biletinizi. Yoksa basmasanız da kimse fark etmiyor yani. Şoför falan kontrol etmiyor. Neyse ben de sabah dizi randevuma geç kaldım. Taksi de yok. Bindim otobüse. Otobüs bileti alamadım. Kusura bakmayın. Yani alamadım o anda. Zaten kimse almıyor burada. Anlatacağım zaten orayı şimdi. Almadım otobüs biletimi. Çok kötü bir insanım. Yapacak bir şey yok. Çok acelem vardı. Bindim otobüse gittim, dönüyorum. Tekrar otobüs... Ya vize randevusuna gittiğim yerde sokak yani gördünüz sabah. Sonra çıktım oradan tekrar otobüse bindim. 5 durak falan geleceğim zaten hani. Bilet kontrolcüsü 1000. Bana 100 euro ceza kes. Ha, boşuna anladınız mı yani? 4000 lira para yapıyor neredeyse. Hani 10.000 lira yapsın. O da değil yani hani. Boş bir şey anladınız mı? Hani o parayı belki başka bir şey harcarken diyecektim ki ya başka bir şey alırım ya da var bende bundan deyip almadım belki. Ama otobüs cezasına verdim. Ya tamam o para her türlü cezaya verilecekti ama anladınız mı? Ne zaman para tutmaya çalışsam ya da abi bir şey isteyeyim ya bir şey için para bekleyeyim. Abi boş bir şeye mi gider ya? Her seferinde o para uzay boşluğuna karışıyor ya. Bir şeyler alıyorum. Var bir şeylerim. Yok. Bir insan her tatile gideceği, her bir yere geleceği zaman kriz mi yaşar evde ya? Ne alıyorum ben? Ne yapıyorum bu parayı? Bağış falan mı yapıyorum? Gerçekten acaba hani Fight Club'daki benim bir karakterim daha falan var. O mu harcıyor? Ne oluyor yani? Çünkü yok param. Evde elde tutulacak bir materyal yok. Param da yok. Yani ne yapıyorum ben anlamadım. Neyse bu konu çok canımı sıktı. Paris'e giderken de hatırlıyorsanız anlatmış mıydım size? Anlatmamıştım. Paris'e giderken de bayağı yüklü bir miktar. Euro bazında bakarsak Türk parasını çevirince. Bayağı yüklü bir miktar uçağa para ödemiştim. Uçak cezası. Uçakta da ceza yiyen ilk insan ben olabilirim. Neyse sigara falan da içmedim bu arada. Öyle bir şey değil yani. Salak saçma işler ya. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Buradaki insanlar bilerek ceza kesiyorlar. Hani biz Türkiye'de çeviri polislerine şey diyoruz ya işte çeviriyorlar
İşte devlet para şey yapıyor bilmem ne falan. Asıl burada. Geçen metroya biniyoruz annemle. Metroya aynı karttan ödedik metro biletini. Temassız ödeyebiliyorsunuz burada metroya binerken. Bilet almanıza gerek yok. Artık hatta Türkiye'de de öyle. Öyleydi en son, yani öyle hatırlıyorum. Biniyorum şeye. Ölmeyeyim şimdi, şurada kalsın göz arası. Şimdi yaya geçidinden geçmedim ya, ona da ceza yazarlar. Neyse. Annemin kartından ödedik iki bileti de. Metrodan inip çıkacağız. Kadın dedi ki biletinizi görebilir miyim? Karttan ödedik dedi. Kartı böyle bir cihaza okuttuk. Kartta gözüküyor. İki kere basılmış o bilet. Parasını ödemişiz yani. Kaşak giren falan yok. Kadın dedi ki aynı kartla ödeyemezsiniz. 70 euro ceza kesti bize, biliyor musunuz? Ve hani bu küçük bir miktardı söylediklerinin yanında. Ve boşa. Ve sebep, kadına dedim ki kapı niye açıldı o zaman? Yasak bir şeyi devlet özürlü mü affedersiniz? Gerekli yetisi yok mu bunun yasak olduğunu belirtecek herhangi bir şey olan? Madem aynı kartla ödenmiyor, açılmasın o zaman kapı dedim. Hiçbir açıklama yapmadı kadın. Cezamı kesti. Neyse şu an Apple'a geldim. Bir şeylere bakıyor gibi yapıp telefonumu şarj edeceğim. Oyunculuğum bölünmesin diye sizi sonra alıyorum. Gerçekten ben çok malım ya. Telefonumu şarj ederim diye bütün gün Starbucks'ta edit falan yaptım. Telefonların şarj şeyine bakın. Şarj yeri yok. Arkasında böyle bir şey var. Şarjım da %3. Telefonumu arkadaki şeye yapıştırabiliyor musun? Cahiliyim, evet. Onu yapıştırdım şu an. Şarj olmasını bekliyorum. Tekrardan merhaba. Hayata dönebildim. Bu gözlük bana çok mu büyük? Şimdi şapka takınca bir sinek gibi geldi de. Normalde o kadar büyük durmuyor. Saçım da şu an şapkaya çıkarsam çok kabaracak. O yüzden biraz daha dedektif modunda geziyoruz. iPhone 16 Pro Max'ler hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Benim konu açma şeyleri ama. Telefonumu şarj ederken onu inceledim biraz. Yeni renkleri çıkmış. Bayağı güzel de. Niye sürekli aynı modeli çıkarıyor yani bu telefon? Ben anlamıyorum yani. Kamerasına bari abidik bir şey yap ki. Hani bir egzantriklik olsun. Bir değişiklik hani. 3 kameradan gidiyor son 4 modeldir ya. 4 kamera mı yapıyor? 2 kameraya geri mi düşürüyor? Çapraz mı yapıyor? Eksi şeklinde mi yapıyor? Anlamadım ben. Neyse arkadaşlar ya. Boş konuşmayı bırakıp biraz daha geziyorum. Vakit geçiriyorum. Bugün bazı müzeler kapalı. Sebebini anlayamadım. Bakalım. Cadılar Bayramı olduğu için burada indirim var her yerde. Cadılar Bayramı'ndan olacağım, merak ediyor musunuz bu arada? Baştan söyleyeyim. Çok daha yaratıcı bir şey olmayı düşünüyordum. Gerçek bir fact diyelim. İtalya'da öyle kutlamıyorlar. Tamam, herkes kostümünü falan giyiyor. Okey, ama hani böyle egzantrik şeyler o kadar olmuyor. İşte Amerika'da, Londra'da benim arkadaşlarım orada okuyor. Orada çok kasıyorlar mesela, ama burada kimse kasmıyor. Ben de mal gibi sadece ben süslenmek istemedim. O yüzden basit bir şey olacağım. Sevdiğim bir karakter. Peruk takmak için bahanem olsun. Normal zamanda sarışın gezemeyeceğime göre sarışın bir karakter olmaya karar verdim. Çünkü amacı benim için Cadılar Bayramı'nın. Çok böyle dikkat çekici şey olmaktan çok normal zamanda yapmayacağım şeyleri yapabilmek. Bu kadar. 4 gün sonra da zaten Cadılar Bayramı. Görüşmek üzere o videomda da. Ben kaçarım. Öyle bayağı beğendim burayı. Pinterest kızı gibi tam kıyafetlere. Arkadaşlar küçük krizimi hatırlıyorsunuz. Şarj aletim bitti. Ay şarjım bitti. Dolandım bilmem ne. 1,5 saattir odada küçük bir dinlenme molası verdim ve üstümü değiştirdim. Bir kendime geldim kısacası. Ve tabii ki de yeni aldığım şeyi hemen takacağım.
böyle bir kombin yaptım. Ya bir sürede bayağı sushi aşarıyordum. O yüzden akşam sushi yemeye gideceğiz. Aslında böyle İtalya'ya ilk gelme şey, o kadar çok sushici gördüm ki şey diye düşünüyordum. Hani millet niye balık yiyor? Hani pasta, pizza yesinler full. Ama şey diyorlar hani bunalıyorsun bir yerden sonra hamur yemekten. O yüzden buranın sushilerini çok övdüler aslında. Umarım beklentisi karşılar. Bu ne güzellik! Harika birim. Biraz gergin bazen olsa bir. Bazen korkunç. Ama güzeldir o. Ablam şuraya çöktü. Dump'ın şarkısı kaydı diye ağlıyor ya. Dump attığı şarkının istediği kısmı gitmiyormuş Dump'a. 3 kere düzenledim onu. Parmağım ağrıyor, şişti. Parmağım şişti. Arkadaşlar Dump koyduğunda müzik koyuyor, ne yapacağız? Oo, o zaman ha. Bir Dump'ını beğenin bari. Sen bunu halledeceksin. Dayı ne yapayım, Instagram'ı çökerteyim, nasıl hallediyor? Niye kendi kafasına göre koyuyor şarkıyı? Bilmiyorum. Ben orasını seçmiyorum, alkış sesi var. Sen beni bir fit check'le bakın. Herkesin derdinden. Sare onu hallet. Yamuk tutma. Atarım her şimdi. Yamuk tutma. Yamuk tutuyorsa. Düzle biraz daha şöyle. Sari kımıldamıyorum. Selfie çubuğu muyum ben? Tripod Gayet muyum? Gayet senin. Sari ben tripod muyum? Alnıma yapıştır bir de istiyorsan. Al burama yapıştır. Bayağı iyi olur. Böyle gezerim mi? Geri yürüsene. Şuradan. Evet. Bayağı iyi. Arkadaşlar. Roma'mız. Tripodum. Deme. Ne olur mu? Allah razı olsun. Bay yengeç fotoğraflarımı çekti. Sari. Ama kafan da kırmızı ya. Uyuyor bayağı sonra. Ben de klapto. Yeşilim hem de. Sen beni soyduğunun farkında mısın? Evet. Bu çantayı lütfen şey muamelesi yapamazsın. Bu çok şey bir çanta. İğrenç diye yorum da yapılabilir. Yo, vintage. Ya da vintage de denebilir. Çünkü annemin böyle 17 yıl önceki falan çantası ama 17 şu an... 17 mi? Sen doğmadan önce. Aynen. Hani ama şu an vintage. O yüzden lütfen. Vibe kadın şeyini bozmasın. Sabah benim iki tur gezdiğim yeri şimdi de dağıyla geziyoruz. Oldum. Değişik bir market. Biraz doğal gıdalar var gibi hissettirdi. Şey o yumurcak gibi olan pembe. Hayır, güne bakalım. Aa. Şunu denemek istiyorum aslında. Alsak mı? Aa, çok ucuz. Evet. Çok sinirimi bozuyor bu gülümseyen bisküviler. Özellikle şu. Şu çok tadımı kaçırıyor şu. Şu bence en böyle aptal aptal yo, 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 falan şu. Ya. Gayet tatlı. Hmm. Şimdi uzun süredir beğendiğim bir ruj var. I deserve this diye. Bunu gördünüz mü TikTok'ta? Böyle sürünce şey oluyor. Merak etmeyin, tester olduğunu biliyorum ama üstündeki şey peçeteyle aldım. Yani artık. Benim ten rengim uygun gibi. Çünkü kahverengi. Minyonlardaki uzun olana benziyor şu. Bob muydu adı? Soldan. Acımaca bizi işler mi bacı ya? Yesene. Hatırlamıyorum orada. Bu arada gerçekten iPhone 16 çıktıktan sonra benim kameram bozuldu. Böyle değildi bu. Neyse. Sushi aşarmamı hallettikten sonra çok iyi bir tiramisucu var. Bu sefer onlar da beğenecek. Bu sefer kimse bana laf etmeyecek. Two size diye bir yer. Böyle minicik kapta satıyorlar ama. Sorry. Ama çok güzel. O tiramisu gerçekten çok iyi. Onu yemeye gidiyorum. Evet, minik bir sıra bekliyoruz şurası. Daha karamelli var. Pistachio. Hello. We're gonna take two original big and one pistachio. And one pistachio. Big amount. Okay. Bu harbi yediğim en iyi tiramisu olabilir bu arada ya.
İnanılmaz lezzetli. Antep fıstığı da var. Müziğimiz de var burada. Nerede bu opera? Ha. Yarın bu kız yolcu. 48 saatimizi doldurduk. Umarım güzel bir 48 saat geçirmişsinizdir benim arkadaşlar. Bir sonraki İtalya'mıza görüşmek üzere. Sizi öpüyorum.